Şey yapacağım. İlk önce şeyi sizden alalım. Siz deprem gecesi neler yaşadınız? 6 Şubat deprem anı gerçekleştiğinde sizler neler yaşadınız ve kendinizi nasıl depremden kurtardınız? Ya zaten o gece yattık. Saatin de farkında değildik. Sonradan saati anladık. Saat 4:17'de deprem oldu ama inanılmaz bir şeydi. Yani o kadar kuvvetli bir şeydi ki, şiddetli. Ne olduğunu anladıktan sonra hemen deprem binamızı terk ettik ve dışarıya çıktığımızda kiminle yaşıyordunuz? Kaç kişiydiniz binada? Yaşıyorum. Ben kendim tek yaşıyorum evimde. Ama binada 4 aile var. Aile değil de yine 4 ev içinde yaşanıyordu. Hı. Dışarıya çıktığımızda inanılmazdı yani. Resmen kıyamet kopmuş gibi bir şeydi. Ondan sonra herkes bir yere koşmaya başladı. Ben anne babamı aramaya geldim kendi binalarında. Onları çıkardım. Sonra da herkes bir şekilde bir tanıdıklarını buldu. Arabaları olanlar arabalarına girdiler ve bekledik. Evet, ben kaldığım evden çıktıktan sonra evimde bir miktar param vardı. Onu alabilir miyim diye düşündüm. Yani bir iki gündür onu düşünüyordum. Yani binada acaba girsem sorun olur mu diye. Ben de evime doğru giderken orada, burada işte AFAD'dan ekipler, gönüllüler falan çalışıyorlar. Yolda Ülke Ocakları Derneği'nden yeleklerle giymiş 4 kişilik bir grup vardı. Oradaki bir kişiyle konuşurken işte binaya girmek istiyorum acaba ne olur falan diye bilgi almak istedim. O aslında ilk başta riskli dedi. Sonra ben de işte hani param var diye bir mevzu açınca biraz hani yanımda durmaya başladı. Ben dedim hani siz olursanız, destekçi olursanız bana hani içeriye girebilirim. Kendime güvenerek girmek isteyebilirim dedim. İlk önce dedi ki ben girebilirim ama riskli, çok riskli burası. Zaten ön tarafında da bir deprem enkazı vardı. Orada bir çalışma vardı. AFAD çalışıyordu. Neyse karar verdik gitmeye. Ben girdim içeri. Bayağı bir korkuyla, kalbim çok kötü çarparak. Ondan sonra o da kendi de arkadan geldi. Ben işte paramın bulunduğu yere girdim. Paramı aldım. Sonra beni bir odaya çekti. Burada parayı vereceksin dedi bana. Miktarını da eğer sakıncası yoksa açıklayabilir misin? Elimdeki paranın zaten bir kısmı euroydu. Oradaki bildiğim kadarıyla euro 2350 euroydu. Onun tamamını aldı ve altınlarım vardı. 16 tam altınım vardı. Bunu da vereceksin dedi. Hayır dedim. Hayır dedi. Hatta bir kısmına elimi uzattım. Hayır dedi, onu da aldı. Ve dedi, bunu da kimse duymayacak, aramızda kalacak dedi. Ben de oradan aslında gerçekten korktum. Hani zaten riskli bir binanın içindeyiz. Yani benim olayım başkayken başka bir şeye döndü. Verdim. Altınların hepsini verdin ve ne kadar, bir dakika, altınların hepsini vermişsiniz ve para olarak ne kadar euro verdiniz? 2350 euroydu. Hı-hı. Ne kadarını ona verdiniz? Onun tamamına. Para miktarının hepsini... Tamam, bir de altınlar? Altınlarda 16 tam altınım vardı, verdim. Hatta bir çeyreğim de ek olarak o vardı, 16-25 diyelim. Sonra dedi ki bana, bunu kimse duymayacak dedi, aramızda kalacak. Tabii ben hani yine korkuyla evet dedim oradan çıkmak için. Ondan sonra tamam mı dedi, giderken de inerken de bak böyle tamam mı falan, ben tamam diyorum. Aşağı indim de ben istedim aslında bir kısmını ve bana dedi ki sağına bakarak sağdan çık, hiç arkana dönmeden git. Ben bu şekilde gittim. Tabii sonra geldiğimde ne yaptım diye düşündüm. Yani işte tanıdıklarımıza söyledim ama işte burada şu an durum o kadar kötü ki hani bu durumdan ilgilenebilecek kişiler, yani kişilere gittik ama herkes bu adamlar çekmiş gitmişlerdir. Gönüllü olarak geldiler. Ama yani AFAD'dan insanlar olmadıkları için şu an bir şey yapamayız dedim. Yani bir arama, bir şikayet etme durumu olmadı mı? Herhangi yani, bir resmi kuruma gittik, falan başvurma durumu olmadı mı? Polise gittik ama polisin kendi binası da sanırım yıkıkmış. Bizi nereye yönlendirmişti? Kaymakama. Ondan sonra da gidemedik. Yollar bayağı bir trafik vardı. Gidemedim.